şey mi? E, bu bütçe 608 e, milyar liralık ulaştı. bir açık verdi. Evet. Ama hani e, 659 e, bu sene açık vereceğiz diye bir evet. şey vardı. Sonrasında o arttırıldı biliyorsun. Bir e, 1.6 trilyonluk bir OBP tahmini ortaya çıktı. Hı hı. Ama şimdi aslında o 1.6 e, trilyonluk OBP'nin bütçe açığı tahmininin den Çok daha iyi bir performans gösteriyor. Hı hı. Tamam bu 659 aşılacak o bir yanıyla anlaşılıyor ama 608'lerde falan olması ilk onayın ayın e, bütçe açığının kontrollü gideceği yönünde bir şey var. Yani 6.4'ü denmişti gayri safi yurt içi hasılanın %6.4'ü kadar bir açık verilecek denmişti. Bu gidişle bu gidiş devam ederse ki yani orada bir parantez açmak lazım. Vergi gelirlerinde bir yükselme var. Evet harcamalar da artıyor ama vergi gelirleri görünen o ki şimdilik en azından daha hızlı artıyor gibi görünüyor. E Kasım'da yine yüklü miktarda vergi gelirleri olacak olması bekleniyor. Yani biraz da rutin nedeniyle Hı -hı. yani yıllık rutinler nedeniyle e, şimdi o tarafta bazı dengeler oluşmaya başlıyor gibi görünüyor. Bugün Tuğrul Belli de çok güzel evet, yazmış. Evet. Belki sonrasında değiniriz. Hı -hı. Yani hem cari açık tarafına bakmış hem bu e, bütçe tarafına bakmış. Bütün verilere bir potada iletmiş. Evet. Açıklar da diyor kontrol altında gibi. Hı -hı. Belki bizim bu CDS'lerin düşmesi e, bu U dönüşü, ekonomi politikalarındaki U dönüşünün belli sonuçlar vermeye başlaması. Evet, canımız yanıyor. Asgari ücret ne olacak diyoruz. Hala enflasyon, hayat pahalılığı, bütün bunlar devam ediyor. Ama bir yandan da bazı açıklar öyle bir önceki dönemde olduğu gibi fütursuzca kontrol dışında artmıyor. Daha kontrol içinde gibi görünüyor. Bunun da CDS... Türkiye'nin risk primlerine yansımış olması e, muhtemel. Daha henüz yabancılar bu bizdeki anayasa tartışması, yargıtay meselesi bu çatışmayı da çok fiyatlamış gibi görünmüyorlar. Bu bakalım diyorlar ne, nereye doğru gidecek, nereye evrilecek. Belki bunlar e, bu süreçte daha az etkilemiş gibi görünüyor. CDS Türkiye'nin risk primlerini, kredi risk primlerini orada bir olumlu tablo var. Ama bizim hep ferasetine ve sağduyusuna güvendiğimiz çok değerli izleyicilerimiz ki 127 bine de aboneye evet, de ulaştığımızı evet, söyleyelim. o da güzel böyle bin bin artıyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar dediğin gibi. onlar bakalım bu CDS'lerle ilgili, kredi risk primlerimizle ilgili nasıl bir düşünceye sahipler? Yorumda bulacaklar. Evet. E, tekrar